Şekilde bir partiye katılan öğrencilerin yaşlarını gösteren kutu bıyık grafiğini görüyorsunuz. Kutu bıyık grafiği ya da diyagramı. Ne dersiniz? Şimdi de bu grafiği yorumlamaya çalışacağız. Burada 5 farklı ifade var. Şimdi videoyu durdurun ve kutu bıyık grafiğini kullanarak, evet, grafiğin bize verdiği bilgileri kullanarak bu ifadelerden hangilerinin kesinlikle doğru? hangilerinin kesinlikle yanlış olduğuna veya hangileri için yeterli bilgi sahibi olmadığınıza karar vermeye çalışın. Birinci ifade tüm öğrencilerin 17 yaşından küçük olduğunu söylüyor. Grafiğin sabıyı yani bu nokta 16'nın üzerinde. Öyleyse tüm öğrenciler 17 yaşından küçüktür. Kesinlikle doğru. İkincisi, öğrencilerin en az yüzde 75'i 10 yaşında ya da 10 yaşından büyüktür. Evet, bu ifadenin de doğru olduğunu düşünüyorum. İkinci çeyrekliğin başındaki değer 10. Burası ikinci çeyrek oluyor. Başka bir renk kullanayım. İkinci çeyreklik, yani öğrencilerin aşağı yukarı yüzde 25'i buradaymış. Yaklaşık 25'i üçüncü çeyreklikte. Ve son olarak yine yaklaşık yüzde 25'i de dördüncü çeyrekte yer alıyor. O halde öğrencilerin en az yüzde 75'i 10 yaşında ya da 10 yaşından büyüktür ifadesi doğruya benziyor. Hatta yaklaşık olarak konuştuğumuz için, yaklaşık değerler üzerinden konuştuğumuz için birinci çeyreklikte bile yaşı 10 olan birkaç öğrenci olabilir. Evet, bu ifadenin doğru olduğunu düşünüyorum ama düşünüyorum demek yetmez. Gelin başka kanıtlar bulalım. Partide kaç öğrenci olduğunu bilmiyoruz. O halde o halde bazı senaryolar üzerinde çalışalım. Mesela şöyle bir senaryo oluştursak. Medyanın 13 olduğunu biliyoruz. Eğer toplam öğrenci sayısı tekse ortadaki sayı 13 olacak. Diyelim ki 13'ün önünde, diyelim ki 13'ün önünde ve arkasında 3'er sayı olsun. Şu an tamamen kafamdan uyduruyorum ve size bu kutu bir grafiğiyle temsil edilmiş veriler hakkında fikir vermek istiyorum. Evet, 13'ten küçük sayıların ortasında 10 olacak. Yani medyanları 10. 15'te 13'ün diğer tarafında yer alan sayıların ortası. Bu kutu büyük grafiği bize aynen bunları söylüyor. Ayrıca minimum 7, maksimum da 16. Bunları biliyoruz. O halde bu 7, bu da 16 olacak. Bu boşluğa ise herhangi bir sayı gelebilir. 10, 11, 12 ya da 13 medyanları ve kutu büyük grafiğini değiştirmediği sürece bu değerlerden, burada saydığımız değerlerden herhangi birini alabiliriz. Aynı şekilde bu boşluğa da 13, 14 ya da 15'ten biri gelebilir. Medyanlar ve grafik yine değişmez. Peki bu senaryoda çocukların %75'i 10 yaşında ya da 10 yaşından büyük müdür? Bakalım. 7 öğrenciden 6'sı bu tanıma uyuyor. Tabii başka senaryolar da yaratabiliriz. Mesela, mesela onların sayısını azaltmayı deneyelim ve 8 öğrenci olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7'nin minimum olduğunu, 16'nın da maksimum olduğunu biliyoruz. Çift sayı olduğu için ortadaki iki sayının ortalamasının 13 olduğunu da biliyoruz. Bunun ve bunun ortalaması 13. Aynı şekilde bunun ve bunun ortalaması 10. Bunun ve bununki de 15. Peki bu sayılar ne olabilir? Aslına bakarsanız bu sayılar hakkında düşünmemize bile gerek yok. Bakın bu sayı, buradaki sayı 10'dan büyük olacak ve buradaki diğer tüm sayılar da 10'dan büyük olacağına göre tam tamına %75'i 10'dan büyük olur diyebiliriz. Evet, bu ifadenin doğru olduğu konusundaki düşüncem giderek kuvvetleniyor. Örneği tamamlamak için buraya 9 koyalım. Bu da 11 olsun. Bu 12. Bu da 14. Bu 14. Bu da 16 olabilir. Ya da ikisi de 15 olabilirler. Bunların hepsi olabilir ve tüm bunlara bakarak bu ifadenin kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Üçüncü ifade, partide 7 yaşında olan sadece bir öğrencinin olduğunu söylüyor. Bu senaryoda 7 yaşında bir ve 16 yaşında da bir kişi vardı. Bu bilgi dördüncü ifadede verilmiş. Partide 16 yaşında olan sadece bir öğrenci vardır. Evet, bu senaryoya bakarak bu ifadelerin doğru olma olasılığı olduğunu biliyoruz. Yani grafikte verilen bilgiler ışığında sadece bir öğrencinin 7 ve yine sadece bir öğrencinin 16 yaşında olduğu bir senaryo kurmak mümkün. Peki bunun tersi doğru olabilir mi? Kısacası bunların yanlış olduğu bir senaryo yaratabilir miyiz? Evet, böyle bir senaryo mümkün. Medyan 13'tü. İki tarafa da beşer sayı koyalım. Bu 10 ilk yarının medyanı. Bu da 15, ikinci yarının medyanı. Bu 7. Bu da 16. Şimdi bu boşluğa 7 gelebilir. 7, 8, 9 ya da 10. Ve bu da 16 olabilir. Bu boşluklara 10, 11, 12 ve 13. Buna da 13, 14 ya da 15 gelebilir. O halde bu iki ifadenin doğru olmadığı bir senaryo da mümkünmüş. Birden fazla 7 ve birden fazla 16 kullanarak da tek 7 ve tek 16 ile elde ettiğimiz durumun aynısını elde edebiliyoruz. Kısacası bu iki ifadenin doğruluğundan tam olarak emin değiliz. Yani bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Son ifadede öğrencilerin tam tamına yarısının 13 yaşından büyük olduğu söyleniyor. Bu örnekte ya da senaryoda 7 öğrenciden sadece 3'ü 13 yaşından büyük. Yani yarısı değil. 3 bölü 7, 1 bölü 2 eşit değildir. İkinci senaryoda ise öğrencilerin tam tamına yarısı 13 yaşından büyük. 8 öğrenci var, bu bir çift sayı ve 4'ü 13 yaşından büyük. O halde bu ifade doğru da olabilir, yanlış da. Yani yine emin değiliz, bilmiyoruz. İstatistikte bazen bazı şeylerin doğruluğundan kesin emin olmazsınız, olamazsınız ve tam olarak emin olmadığınızı söylersiniz. Bu kabul edilebilir bir durumdur. Önemli olan kesinlikle doğru olan ve kesinlikle doğru olmayan ifadelerdir ve emin olmadığınız durumlarda da kesinlikle kelimesini kullanmak yerine elimdeki bilgiler yeterli olmadığı için bilmiyorum dersiniz.